Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Kısa bir sürenin ardından tekrar birlikteyiz başka bir noktada. Bugünkü gezeceğimiz yer ise Gaziantep Üniversitesi Sporium Spor Merkezi. İçeriye giriyoruz. Gayet hijyenik, temiz bir ortam. Kırmızı halılar da sermişler bize. İlk girdiğimizde bizi böyle bir danışma karşılıyor. Sol taraf yukarıda fitness salonu. Ve altında havuz mevcut. Devam ettiğimizde ilk aktivite olarak bizi bir tırmanma duvarı karşılıyor. Gayet güzel donanımlara sahip. Gördüğünüz gibi. Gayet de yüksek. Merdivenlerden aşağı inmemizde gayet renkli ve güzel merdivenler. Burası adeta Şampiyonlar Ligi gibi aşağı inmemizde. Galericiler, pırlantacılar, emlakçılar, hepsi burada diyebiliriz. Şampiyonlar Ligi adeta. Bilardo, air hockey, basketbol, boks makinesi. Bütün aktiviteler burada mevcut. Bowling salonu gayet temiz, güzel, kaliteli bir ortam. Müzik zevki bunun yanında. Tam donanımlı bir alışveriş merkezindeki bowling salonları gibi. Gayet kaliteli ve güzel. Değil tabii ki. Hiçbirini deviremedi. Evet, bu atışımı sizler için yapıyorum. Topumuzu seçiyoruz. Güzel bir renk. Evet, sadece iki tane kaldı. Kötü değil. Bakalım ikinci atışımızda hedefe ulaşabilecek miyiz? Evet, bunu atmasak da olurmuş açıkçası. Bunu tamamen unutuyoruz. Hafıza Sildirme Merkezi, geçmişin sileğime hoş geldiniz. Bowling salonu bu şekilde. Gayet hoş, güzel bir ortam. Onun dışında masa tenisi burada mevcut. Bilardo gayet şık bir şekilde aydınlatmalarla. Onun dışında air hockeyler, bahsettiğimiz gibi basketbol langırt ve normalde görmeye alışık olmadığımız voleybol langırt. Ben de oynamadım daha önce hiç. Air hockey burada. Gayet güzel, öğrencilerin bir araya gelip aktiviteler yapabildiği hoş bir ortam burada öğrencilere sunulmuş durumda. Gayet eğlenceli. Burada tabii ki çocuklar da unutulmamış. Gördüğümüz gibi çocuklar için de bazı aktiviteler mevcut. Basketbol, atış, masaj koltuğu olmasa olmaz, otellerdeki gibi. Burada çeşitli
çekiç vurma güç oynağı ve boks güç oynağı yine mevcut. Neredeyse oluyordu ama bir dahaki sefere. Duyamadım. Elbet bir gün abi. Elbet bir gün. Bakalım o gün ne zaman? Evet. Çeşitli öğrenci hakikaten burada. Burada çay ocağı unutulmamış. Gayet hoş bir şekilde. Çok tatlı. Aydınlatma ve pencereyle çok estetik bir ortam oluşturulmuş. Bahçe ortamı. Sanatsal bir yer olduğunu söyleyebiliriz aynı zamanda. Şu anda fitness salonunu ve havuzu gezemedik. Çünkü orada seans var. Seans saatleri içerisinde çekim yapmamız yasak. Seans bittikten sonra orayı da sizlerle paylaşacağız. Evet, burada da mükemmel bir şekilde hazırlanmış iki girişi bulunan müthiş bir salonumuz mevcut. Şu anda herhangi bir aktivite, antrenman, müsabaka vesaire yok. Çok amaçlı, çok temiz ve bakımlı bir salon burada bizi karşılıyor. Burayı kiralamak isteyen öğrenciler, maç yapmak, basketbol maçı, voleybol maçı yapmak isteyen öğrenciler daha önceden randevu alarak burayı kiralayabiliyorlar. Tabii ki müsabaka veya antrenman olmadığı zamanlarda. Bence gerçekten güzel, hoş bir ortam. Burada şeref tribününü de görmek mümkün. Gerçekten çok bakımlı ve nezih. Evet, merdivenlerden aşağı indiğimizde bizi az önceki gördüğümüz basketbol salonunun soyunma odaları, sporcu girişi karşılıyor. Bunun dışında da burada çok özel bir salon mevcut. Şimdi sizlerle onu göreceğiz. Burada tablolar unutulmamış. Soyunma odaları, işte basketbol salonu, sporcu girişi burada. Burada maça başlamadan önce duanızı ediyorsunuz tabii. Unutmuyoruz bunu. Ardından sağ ayağımızı atarak içeriye giriyoruz. Allah'ım, bismillah. Ve artık kendimizi müsabakanın içerisinde hissetmememiz için hiçbir sebep yok. EuroLeague, NBA, bütün heyecan burada. Onun dışında da burada mükemmel bir pilates salonu mevcut. Burada birçok amaçla kullanılıyor burası da. Çok gerçekten lüks, nezih bir ortam. Pilates, step aerobik, kickbox, jimnastik gibi çeşitli branşları burada yapabilmek mümkün. Evet, şimdiki noktamız ise Sporium'un en popüler yerlerinden bir tanesi. Kalışlarımızı giydik gördüğünüz gibi. Bütün önlemleri riayet ederek fitness salonuna giriyoruz. Bütün makineler gayet temiz, hijyenik. Ve düzenli bir şekilde burada görmek mümkün. Kalışlarımızı giydik. Onun sesiyle giriyoruz tabii ki. Burası da gerçekten çok düzenli, çok bakımlı bir yer. İki çıkış bulunmakta. Burası çıkış tarafı. Diğer tarafta bizim geldiğimiz yer ise erkeklerin salona girdiği yer. Makineler bu şekilde. Gayet güzel.
verimli spor yapılabilecek bir yer. Şimdi hemen havuza geçeceğiz. En sevdiğim yer. Evet, şu anda benim en çok sevdiğim, çok fazla burada zamanımı harcadığım ve öğrencilik zamanlarında da part-time olarak çalıştığım Sporyum'un en çok sevdiğim yerindeyiz. Orası neresi? Tabii ki de yarı olimpik, mükemmel bir yüzme havuzu. Normalde şunu da söyleyelim, burada çekim yapmak yasak, video ve fotoğraf çekmek yasak. Ancak şu an seans arası olduğu için çekim yapabilme izni aldık ve sizlerle paylaşacağız. Umarım beğenirsiniz. Tribünden bakacağız biz havuza. Gayet güzel yarı olimpik bir havuzumuz var. Yarışma ve müsabaka olduğunda izlenmesi için koltuklar burada mevcut. Ve hatta burada yarışma olduğunda spikerin sunabilmesi için izleme alanı dahi mevcut. Evet, Sporyum'da gerçekten yok diyebiliriz. Burada da gördüğünüz üzere açık, üzeri de açık bir futbol sahamız mevcut. 2 adet basketbol sahası var. Gerçekten güzel. Ve son zamanların gözdesi diyebiliriz. Birçok öğrencinin tercihi, çok sevilen bir üzeri kapalı, özellikle kış aylarında çok kullanılan futbol sahası var. Mükemmel diyebiliriz oraya gerçekten. Kışın hem daha uygun bir hava koşulları sağlıyor, hem de yağmurdan, kardan, çamurdan koruyor diyebiliriz. İşte orası da bu şekilde. Hemen Sporyum'un dış kısmında üzeri örtülü, örtülü olmasına rağmen havasız bir ortam yok içeride. Kesinlikle üzerinde bulunan hava kanallarıyla hem zemin olarak hem atmosfer olarak gerçekten güzel bir ortam sunuyor diyebiliriz. Evet, Gaziantep Üniversitesi Sporyum Spor Merkezi gezimizin burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gerçekten hem tesisin güzelliğiyle, hem işletimiyle, hem olanaklarıyla, hem de öğrenci dostu olması sebebiyle, yani tabii ki maliyetinin çok uygun olması sebebiyle gerçekten gelinip görülmesi, içeride birçok aktivitenin yapılması gerek diye düşünüyorum. Eğer siz de Gaziantep Üniversitesi'nde öğrenciyseniz veya yolunuz buraya düşerse kesinlikle gelip burada eğlenmelisiniz diye düşünüyorum. Şimdi lütfen unutmadan videoya beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Ayrıca da kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Yeni ve güzel içeriklerle görüşmek üzere.